Herkese merhabalar, çokça selamlar sevgili terazi burçları. Yeniden birlikteyiz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün tüm güneş yükselen ay burcu terazi olanlar için Mayıs ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Her şeyin hayırlısı, güzeli, mutlusu sizlerin olsun diyelim. Şöyle hemen fincanınızı göstereyim. Ve çok daha güzel bir şey göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar, burası sağ taraf. Zaten beni takip ediyorsanız aslında çok bir şeyler belli yani. Bakın burada görüyor musunuz? Yol sizden gitmiş. Ve bu yolla alakalı olarak şimdi yukarıdan, üst makam mertebelerden ilahi anlam, tabii ki her şey ilahi ama güzel yardımlar gelebilir. Yani ben bu kadar emek verdim, ilerledim, çaba gösterdim, uğraştım. Bu yolda bir bedel ödedim, maddi, manevi ya da ruhen. Şimdi bu yoldan bana mail gelebilir. Beni arayabilirler. İşte ona adım attım, buradan bana adım gelebilir diyeceğiniz bir olay var, bu bir. İkincisi, bakın yanında da bir yol vardı. Bu olayla alakalı, yani şöyle söyleyeyim, bir para bekliyorsunuz, bunun için çok uğraştınız, çok çabaladınız, işte mahkeme ise mahkeme, bir yere başvurma ise başvurma yaptınız, ettiniz ya da iştir, okuldur, çalıştınız, sağlıktır, yani kendinize çok dikkat ettiniz ve burada size güzel sonuçlar gelebilir. Zaten sağ tarafta bir de sizin yolunuza bir karşılık geliyor. Hemen dediğim gibi yanında bir tane daha yol var. Yani bu söylediğim sağlıktı, işti, paraydı, verdiğiniz emekle alakalı bağlantılı bir tane daha emek verilen konu var. Ben zengin olmak istiyorum, şu anda para biriktiriyorum ama bir yandan da çalışıyorum, iş arıyorum, işte eğitimse eğitim, ne gerekiyorsa onları yapıyorum. Yani aynı anda böyle beraber götürdüğünüz bir şeyler var. Hanedeki bir kişi de yapıyor olabilir bunu, bakın. Katkı sağlamak amacıyla. Bu alana da yine yukarılardan, üst makam mertebelerden, maddi olarak iyi olan ya da dediğim gibi bir ünvanı olan insanlardan, ilahi anlamda ona keza güzel karşılıkların alınabileceği bir dönemin içerisindesiniz. Yani yolunuza karşılık bir yol var. Hani uçsuz bucaksız bir yol değil, karşılıksız bir süreç değil. Yaptıklarınızın bir karşılığının geldiği dönem, ama ikisi de arkadaşlar sağ tarafta. Yani bu da tabii ki güzel, hayırlı, olumlu, hoş bir sonuç alabileceğinizi ifade ediyor. Onun haricinde bakın gündemleriniz çok fazla dışarısı, dışarıdaki insanlar, el alem değil ki bunlar, bakın hatta arkada kalmış, yani geçmişte kalmış artık bazı şeyler ya da bazı insanlar. Biraz daha sizden yol gitmesi değil, bakın yukarıdan size çok fazla şeyler geldi. Bunu şöyle söyleyebilirim. Yani aklınızda evlilik yoktur. Olursa olur. Aklınızda tam bir iş yoktur. Yani olursa olur. Hani kısmet, artık gideriz gidemeyiz. Yani kısmet deyip bıraktığınız olaylar varsa bu dönemde hani sizden yol gitmemiş, herhangi bir böyle ciddi bir adımınız da yok. Ama bu dönemde sizi bu söylediğim işte kısmet dediğiniz olaylarla alakalı size bir şeyler gelebilir. Hani ben ona bir şey söylemedim, onlardan bana teklif geldi. Ya da ben ona adım atmadım, o bana adım attı. Ben onu seni seviyorum, hoşlanıyorum demedim ama o geldi gibi bir durum olabilir. Yani ben gezmek istemedim, tatil istemedim ama o bana bu teklifle geldi. İşte çocuklar olabilir vesaire. Bakın sizden giden bir şey yok, size gelen bir şeyler bu dönemde daha fazla görünüyor. Devam ettiğimde burada iki tane, hele bir tanesi çok daha belli olmak üzere sizi sıkıntıdan, pişmanlıklardan, endişelerden, moral bozukluklarından, maddi, manevi, mental durumla alakalı bir engel varsa, ki var bakın yani bu var. Buralardan sizi kurtaracak olan iki tane yol, iki tane, hatta şöyle düşünün, merdiven var. Çok diplerde bir yerdesiniz. Size yukarıdan merdiven uzatılıyor. O merdivene tırmana tırmana artık yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Hem bu süreçte kurtuldum, yaşasın, oh rahatlıyorum, işte çok az kaldı gibi düşünceler olabilir bu süreç içerisinde. Hem de tünelin sonuna, yukarıya doğru çıktıkça sonuç almaya da yakınlaşıyorsunuz. Az çok sonuçlar sizin için tahmin edilebilir hale geliyor. Tabii ki bir mutluluk, sevinç gibi duyguları da beraberinde getiriyor ama ben başka bir şey söyleyeceğim size. Burada bakın şuradan başlıyor. Size dediğim gibi güzel bir fırsat gelebilir. Bir kısmetiniz, bir şansınız olabilir. Bir baht açıklığı var. Ama burada bakın burayı ve şuradaki güzelliği kesmiş. Bakın devam edememiş. Güzel ama bakın önünü kesiyor. Yani siz iş, plan, kariyer bunları planladınız, pat bebek geldi. Yani nasıl? Yani biraz gecikecek. Bunun gibi. Siz bir şeyler planladınız, ettiniz. İşte yurt dışına gideceğim, şehir değiştireceğim, işte çocuklarımla böyle yapacağım, edeceğim. Siz başka bir yerde plan kurarken çocuğunuz belki başka bir yere kendini ayarladı. Ben hem kendim taşınıp hem onu taşıyıp böyle bölünemem. Yani bir şeyler sizi ya da ailedeki bir kişinin planını hani kesiyor demeyeyim de başka bir yol çıkıyor arkadaşlar. Belki bir süreliğine şeyler ertelenmek mecburiyetinde kalabilir. Belki diyeceksiniz ya Mayıs ayında ya işte Haziran, Temmuz aylarında bizim bazı şeylerimiz var. Evet aslında biz yapsak çoktan yapacaktık, çoktan gidecektik, çoktan bir şeyler olacaktı hayatımız ya da satın alacaktık bir şeyler ama yani dur bakalım çocuğumun, annemin, babamın şimdi durumu belli değil. Bir süre bir şeyler var. Mahkemedir, odur budur yatırımlarımız. Bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyecek, bakalım işe girecek miyim? Bunun gündemleri var şu an. Hani olur olmaz, olursa böyle yapacağız, olmazsa böyle yapacağız. Yani size dediğim gibi şu anda hani planlarınızla alakalı bile isteye sizi durduran bazı şeyler var. Ama kötü mü derseniz hayır değil, çok temiz arkadaşlar. Yani fincanınızda hiç sıkıntılı bir şey görmedim ben. Burada birisiyle sadece çok fazla konuşuyorsunuz. Bu kişi de şöyle ay bana nasıl konuşuyor, bayılacağım şimdi gibi davranışları olan bir kişi, onu söyleyeyim. Sizin haklı olduğunuzu, doğru söylediğinizi, söylediğinizin mantıklı olduğunu anladığı an öf tamam zaten ben bir şey demedim. Of ne diyorum ki zaten, kime konuşuyorum, sen zaten kafanda belirlemişsin ne yapacağını gibi bir konuşma var aslında. Dediğim gibi tek belki sıkıntılı yer burası olabilir. Düşüncelerinizde kesin görünüyorsunuz. Zaten daha önceki galiba 5 Mayıs'ı içerisinde barındıran, yani bu Mayıs ayının içerisinde barındıran bir haftalık bakımınız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 29 Nisan 5 Mayıs haftasında orada şöyle bir şey çıkmıştı. Hani biraz daha ne yapmanız gerektiğine karar verdiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde insanlar size işte sadece kendi pencerenden bakıyorsun, bencilsin, şöylesin, böylesin gibi. İşte al çocuklarını sanki bir şey söyledik, iki öğüt verdik, hemen tepemize çıktın gibi konuşmalar yapabileceğini, bakın orada ona benzer bir atıf vardı. Bir şeyler söylemiştik. Bakın bu ay içerisinde de zaten kendisini gösteriyor. Tabii ki insan her gün, her hafta, her ay, her sene değişebiliyor ve sizin de düşüncelerinizin çok değiştiği bir dönem. Yani birilerinizi karşınıza almaktan hiç böyle bir çekinceniz yok. Yani doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapıyorsunuz çünkü. Buraya geldiğimde çok bariz belli. İki kişisiniz. Üzerinizde bir ağırlık var. Bu ağırlık hakkında net bir konuşma içerisindesiniz. İkinizin de içinde istediği bir şeyler var. Hani ya biz böyle konuştuk ama ben aslında yani söyleyeyim ben orayı istemiyorum. Yani sadece o an için tamam dedim ama aslında öyle istemiyorum. Yani ben bu rengi hani işte şu kişinin kalbi kırılmasın diye evet dedim ama aslında ben bu rengi hiç beğenmedim. İşte ben hani o an için öyle söyledim ama kusura bakma. Ben aslında öyle istemiyorum. Ben oraya gitmek aslında istemiyorum. Yani tamam dedim yaz için ama yani aslında istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum gibi bir durum var. Belki birilerini kıramadınız, kıyamadınız. O an çok hızlı karar vermek mecburiyetinde bırakıldınız. Şimdi arkadaşlar bunun sanki bir konuşması var. Bir şeyler sizin omuzlarınıza yük yapmış. Yani bir sinirle, bir gafletle bir şeyler söylediniz. Şimdi sözümden ben nasıl geri döneceğim? İşte nasıl iptal edilebilir böyle bir şey gibi bir durum olmuş olabilir. Hani aman büyükler kırılmasın, aman küçükler üzülmesin. O anda kıramadım yani. Öğretmenim de, işverenim de, anam babam nasıl hayır diyeceğim olayları olmuş olabilir. Şimdi bunun gibi bir ağırlığı üzerinizden atıyorsunuz. Bir de bu tarz ağırlıklar arkadaşlar zamanla alakalıdır. Buradaki zaman şu şekilde. Bakın burada da zaten yer yer öbek öbek yani 1, 2, 3, 4 tane olarak gösteriyor ama özellikle şu çok bariz belli. Sizin bir şey istiyorsunuz. Ben size hep niyeyse zamansal anlamda sıkıntı yaşarken görüyorum. Sanki bir şey var. Hızlanacağım, yapacağım işte Nisan ayına yetiştirecektim. Nisan ayına kadar kilo verecektim. Nisan ayına kadar işte şu kadar başarılı olacaktım. Bu kadar para biriktirecektim dedim ama Mayıs geldi ben daha yarısını tamamlayamadım. Yarısını yapamadım. Bunun gibi ya kendinize çok kısıtlı bir süre veriyorsunuz. Kendinize biraz işkence ediyorsunuz. Ya da işte bir yılda halledecek bir işi siz 2-3 ayda halletmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra canınız sıkılıyor. Şimdi bu Mayıs ayında dediğim gibi sanki büyüyorsunuz. Sanki bakış açınız biraz değişiyor. Bu sebeple de hani normalde ben sizi şöyle görürdüm önceki zamanlarda. Aman susayım, kimse kırılmasın. Hatta sizin için şöyle bir şey söylemiştim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben de kimseyle uğraşmayayım. Ben zaten kimseyle uğraşmam. Etlisine sütlüsüne karışmam diye. Bakın bu dönemde bu değişiyor. Biraz daha ben de insanım canım, ben de konuşacağım tabii ki diyen ve hani baya böyle kendinizi gösterdiğiniz bir dönemdesiniz. Belki önceki zamanlarda iş görüşmeleri, aileler, başka bir şeyler vardı. İsteklerinizi anlatacağınız zaman çok çekiniyordunuz. Ben sizde Mayıs ayında açıkçası böyle bir şey görmedim. Ben yapacağım diyorsam yapacağım. Çünkü ben bunu düşünmüşüm ki size söylüyorum. Ben bunu düşünmüşüm ki artık uygulamaya koymak istiyorum gibi bir olay var. Bu bir. İkincisi, burada toplu bir şey var ama bu toplu şeyin etrafında iki kişi konuşmanıza rağmen iki tane de yancınız görünüyor. Ve bu hani yeni bir olay değil bu arada. İçinizden, yüreğinizden gelen bazı konuşmalar var. Bir ağırlığı da artık üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Buralar bakın şu kısımlar gördüğünüz gibi ezilmiş. Hele şu ezilmiş, bu ya bir şey söyleyeceğim pat. Bir şey söyleyeceğim hemen böyle ezilmiş. Bakın bu hala kendisini gösteriyor. Yani bir şey yapacağım diyorsam ben gerçekten bir şey yapacağım diyen bir durumunuz var ve sağlık olayları aman aman dikkat, ki kötü görmedim. Hani biraz işte yorgun hissediyorum. Niye? İşte vitamin değerlerim düşmüş olabilir gibi bir durumunuz var ya da ailede bir şey var. Şimdi düşman diyebileceğim alanları kapatmışsınız. Umurunuzda bile değil muhtemelen. Bu bir. İkincisi, şurada tık 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 merdivenleriniz var. Bu çok uzun süreli değil. Yani 3 hafta sürebilir, 3 ay sürebilir, 3 yıl gibi bir şey görmedim. 3 hafta, 3 ay gibi bir sürede halledebileceğiniz bir olay var. Ondan sonra bunu belirli bir seviyeye geldikten sonra hatta haldeki insanlara açıklama durumu var. İşte 3 aylık hamilelikten sonra söyleme. İşte belirli bir işte şu kadar para kazandığım zaman evet anlayacağım ki ben kazanç sağlayabiliyorum. Ondan sonra aileme, sevdiğim insanlara söyleyeyim. İşte ben 3 aylık 3 bilmem ne kadarlık bir ilişkim olsun, ondan sonra söyleyeyim. Şimdi daha ilk günden söylemeyeyim gibi bir durumunuz da dediğim gibi olabilir. Yani biraz bir şeyler ilerlesin de öyle söyleyeyim, öyle anlatayım. İşte yerim garanti olsun, ondan sonra açıklarım şeklinde bir olay var. Gelecek kısmı çok çok temiz duruyor bu arada. Onu da söylemek isterim. Sağ taraf biraz kalabalık. Sevdiğiniz insanlarla aynı ortamda bulunabilirsiniz. Burada bir güzel bir gözyaşınız var. Mutluluklar sizin olsun. Şöyle de bir niyetinize bakalım. Niyetiniz burada şu anda duruyor. Umarım bir akış gösterir. Aslında akıyor. Biraz yavaş akıyor dediğim gibi. Hop aktı. Şimdi dediğim gibi burada zamanla alakalı bir problem vardı. Ve hani Mayıs ayı dahil olmak üzere belki de işte ne kadar yapıyor? 3 ay gibi bir şey söyledik. Haziran, Temmuz daha dahil olabilir. Bu kadarlık bir süre içerisinde hani şimdiye kadar ya erteledim ama ben bu 3 hafta 3 ay çok sıkı işte para biriktireceğim dersem, yatırımlarıma 3 ay boyunca çok çok dikkat edip dersime çalışırsam, işte şunu bunu yaparsam, kursa gidersem ben istediğim sonucu elde ederim. Kendinize belki iş yapacaksınız, iş kuruyorsunuz. Kendinize toplamda 3 ay gibi, belki dil öğreneceksiniz. 3 ay gibi bir süre veriyorsunuz. Belki 3 hafta ama çok da güzel görünüyor. Onu söyleyeyim sizlere. Hadi bakalım, değişimler güzel, hayırlı değişimler hatta sizleri bulsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınız. Bay bay.